Orada diyor ki her imtihan bir imkan, her imkan bir imtihandır. Öldürmeyen her darbe sizi daha güçlü kılar. Bence Malatya Eczacı Odası'nın güçlü olmasındaki tek sebep de bu aldığımız yaralardı. Onların üstesinden en güçlü şekilde gelmeye çalıştık. Tüm meslektaşlarımla, devletimizle, Malatya'daki siyasilerimizle, bürokratlarımızla, meslektaşlarımızla ve en önemlisi Türk Eczacılar Birliği'mizle. Gerçekten müthiş bir emek vardı. Türk Eczacılar Birliği de daha ilacın, şeyin, ekmeğin, suyun deprem bölgesine ulaşmadığı yerde ilacı hastalarımıza, vatandaşlarımıza ulaştırdı. Gerçekten çok büyük bir gayret sarf etti. Ben bu gayretinden dolayı Türk Eczacılar Birliği'nin çok kıymetli başkanı ve yöneticilerine, ki o dönem ben de bu yönetim merkez heyetinin içerisindeydim, gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde deprem sonrasında devletimiz de deprem bölgesindeki insanlara kolaylık sağlayabilmek ve onların ilaç ihtiyaçlarına çabucak ulaşabilmeleri adına katılım paylarını ve muayene ücretlerini almıyor. Hala da almıyor, uzatıldı, devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ilacın ulaşımı önündeki depremi yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir engel kaldırılmış oldu. Benim yaşım 57 ama sonrasındaki süreci hatırlıyorum. Mehmet Özgüngör'leri hatırlıyorum. Merkez Eczanesi, Cumhuriyet Eczanesi, Şifa Eczanesi, Mehmet Sözen abi hatırlıyorum. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Firdevs Kartal'ı hatırlıyorum. Malatya'nın ilk kadın Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesiydi. Sonrasında benim başıma